Evet, şimdi derbiyi konuşmadan Kartal Yeti Anadolu'nun Beşiktaş'la ilgili e, bir ekleme yapacak. Şöyle ekleme e, bizim spor özel arkadaşım var Harun Muslu. O mesaj atmış. Deneyimli bir Galatasaray. E, Galatasaray mavirdir ama e, beni çok sever. Beşiktaş'ın 3 tane en az Atiba'ya ihtiyacı var diyor. Doğru ben de katılıyorum. Atiba ve böyle Joseph tarzı. Ee, çok yönlü oynayabilen, çok yönlü atletik, savaş savaşçı, evet, oynayan. Aidet evet, aidet duygusu yüksek Josef olan oyuncu Joseph demişken de Başakşehir'e dönüyor Başak tekrar. Öyle mi? Yürüyorum. Bence yerinde hamle. Oynar yani Josef. 88, 89 Joseph. 88-89'lu evet, Joseph oynar. Bir iki oynar. 34 yaşında. Peki, ee, bunu da söyledikten sonra derbiye dönelim. Mehmet sana dönüyorum. Şimdi Fenerbahçe-Galatasaray derbisi daha fare doğurdu. Doğru. Dün tabii e, Turkuaz Medya Spor Zirvesi e, olduğu için... E, <laughs> Bugün belki çok daha detaylı bir şekilde konuşulacak, değerlendirilecek. Bir taraftan tabii Süper Kupa'ya da giderken aslında hafta boyunca derbi konuşacağız diyebiliriz. Ve Fenerbahçe açısından bakarsak şimdi Galatasaray açısından da değerlendireceğiz ama aslında iki takım da birbirini tarttı. İki takım da savunma ağırlıklı oynadı. iki takım da gol yemeyeyim. Kaybetmemek üzere strateji. Ee, evet. Bu mücadeleye. Bunu İsmail Kartal cephesini anlayabiliyorum. Yani İsmail Kartal'ın yerine kendimi koyuyorum. Pazar akşamı derbi Galatasaray kazansaydı Kadıköy'de. Üstüne Cuma günü de Suudi Arabistan'da kupayı Galatasaray alıyor olsaydı ben iki Galatasaray yenilgisinin İsmail Kartal'ın geleceğini ciddi tehdit edeceğini düşünen taraftaydım. Onu söyleyeyim yani. Geleceği açısından bence iki Galatasaray yenilgisi sıkıntı olurdu. Tersi Okan Hoca için söylemem. Okan Hoca'nın İsmail Kartal'ı kıyası doğal olarak daha fazla kredisi var. Hem şampiyon teknik adam, şampiyon liginden çık çıkmış bir fiksür ve gelinen nokta 3 puan gerisine düşecekti Fenerbahçe'nin ve ne olursa olsun e, bitime bir hafta kala e, Aslan Tepe'deki <laughs> rövanş e, derbisinde telafi edebilirdi. Bu sonuç Galatasaray'a da onu açalım. E, yani iki takım arasında e, yani şöyle 4 puanlık maç gözüyle bakıyorum ben gibi maçlara şöyle ifade edeyim. E, Galatasaray 2 ile aldı. Yani nedir? 3 puan geriye düştü diyelim Galatasaray. Senaryo yazalım. E, ligin devamında ki iki takım birbirine bence çok yakın gidecek. Yani takımları da sayayım. Trabzonspor, Beşiktaş, Adana Demir şüpheliyim. Ciddi düşüş var Düş işte. Antalya Spor Yani başka takım varsa lütfen. E, Şu an Kayseri de Kayseri. yukarıda. Kayseri çok Nereye puan kadar kaybedebilecekleri kağıt üzerinde rakip yok. Yani evet. ben yine yüksek puan ortalamalı birlik yarışı bekliyorum sezonun ikinci yarısı için. Burada Galatasaray açısından sıkıntı şu. Şubat ayının ortasında iki tane sparta bırak maçı var. Fenerbahçe nispeten lider olup Mart ayını gördüğü için Şubat ayında Galatasaray yıpranacak. ama. Ben üçten fazla, yani beşler altları zaten bugün söylemiştim. Bir takım yedi puan fark yapsın o takım ben şampiyon ilan ederim. Çok puan farkı olacağını düşünmüyorum ve doğal olarak ne varacağım... 3 puan geri düştü diyelim Galatasaray. Bitime bir hafta kala. Evinde Fenerbahçe yeninde anda işi bence bitirir. Kolay kolay son hafta şampiyonluğu bırakmaz <laughs> Galatasaray. Yani iki leverajdan kastım oydu. Yani iç saat galibiyet puan eşitli halinde. Galatasaray'a yarayacak. Bir de Eplasman derbisine evet Fenerbahçe daha galibiyet odaklı oynayabilirdi. Fred'in yokluğu burada İsmail Kartal bu sefer Trabzonspor maçına yapmadığını yaptı. Ezberlerin dışına çıktı. İrfan Can'ı uzun zaman sonra bir merkez rol. Cengiz'i önde ki bence orada Cengiz tercihinde biraz rakip sol Barış Alper Yılmaz olması. Sonuçta Barış sol yetisi olan bir oyuncu değil. Zamanla öğreniyor. Ona güvendi ama oyun tekrarlayalım ezgi yani Mustere'ye top gelmedi. Maç boyu bence iki pozisyonu var Fenerbahçe'nin. İlk yarıda bir tadı için vücut feykiyle ile içeri çevirip yani final noktasına ulaşmayan pası ve ikinci yarı Şimanski'nin şutu. Onun dışında hani iç saha derbisinde bence daha baskın olması gerekir ki Ceko çok kötü oynamadı. Bayağı mücadele etti, koştu ama bir türlü varyasyona giremedi. Bir de ben şöyle düşünüyorum seslerini. Kısa kısas değil ama rakibin senin maçı Bakan bu Halil Icardi ile bitiriyorsa Batu Şua'yı yalırken Ceko'yu çıkartmayacaksın yani. Batu Şua'yı Ceko'da kalabilir aynı anda sağda. Tamam. Artı çok geç yaptı Batu Şua'yı anlısını bu arada. Uzatmalar da 92-93'te sanki girdi e, girdiği aklımda kalmış. Beraberliğe razı bir oyun. Ama tekrarlayayım Galatasaray da bence bu sonuç. Onu da söyleyeyim. Ya, tabii Fenerbahçe taraftarları biraz tepki gösterdi ee, İsmail Kartal'a mücadelelerine. Bir ardından. de tabii ne olursa olsun derbi yani Fenerbahçe'yi biz en başarısı olduğu sezonlarda bile büyük maç performansıyla hatırlardık. 99-2000'de bile Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunda Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u yenebilmişti. Kokulu dönem yenilgisi yoktu derbilerde bakarsak büyük maçlarda. Kadıköy'de de nasıl 2000-2010 arası hep Fenerbahçe'yle yine bir istatistik varsa son 10 seneyi de bakalım ki ben bunun istatistiğine çıkarttım mesela Mustera şu paylaşayım Kartal abiyle 13 tane Kadıköy Fenerbahçe deplasmanı 13 maç 4 yenilgi 3 galibiyet 6 beraberlik yani 13 maçın 9'unda neredeyse istediğini almış bir Galatasaray var o da bence hani derbilerin kronolojisi için bence <laughs> önem taşıyor psikolojik üstünlükten bahsediyorsak biraz da bir Galatasaray'ın oyuncu grubunun da kalite olarak işte Torreira olsun, Mustera olsun, Icardi olsun, seviye olarak iyi oyuncular. Sonuçta bu atmosferden çok kolay kolay etkilenmiyorlar. Tekrar Fenerbahçe'ye dönecek olursak da evet averajla e, lider. Galatasaray'a göre farkı bence e, kolay maçları daha rahat kazanıyor Fenerbahçe. Daha farklı kazanıyor, daha rahat sonuca gidiyor. Ama hani belli başlı oyuncuların da yerinde olmadığını gördük. Mesela Fred evet. bir bağlantı oyuncusuydu. Evet. Fred'siz Fenerbahçe'de Şimanski'nin tadı için oyun içi mesela. Süper Kupa'da o yüzden Fred'in dönüşü muhakkak fark yaratacaktır Fenerbahçe'ye ama Süper Kupa sonuçta tek maç final. Şimdiden söyleyeyim orada Ezgen'i. Bu maç ben tahmin etmiştim. Tahminim de 1 1 de maç öncesi. Yani, Süper Kupa'yı mı? Hayır. Süper Lig maçı maç için. Hayır. Süper Kupa'yı şimdi tahmin etme. Hayır. Süper Kupa'yı. Onu şimdiden Süper League. Kupa'da gollü Cutsun maç bekliyor. Tamam. Yani. Böyle böyle, <laughs> böyle, <başım> gol, <laughs> golsüz <laughs> maç olmaz. ama zaten öyle olur. Tek maç. Onun demek istiyorum. <laughs> bu maç belli değil. Sen de bir ifade ettin yani. Çok kısır bir maç olacağı belliydi bu maçın. Bu maçın bence de çok belliydi. Bir de şunu da ekleyeyim son olarak Kartal abi. Bence 5 gün sonra Süper Kupa'nın olması da bu maçın böyle geçmesine sebep oldu. Yani İki tarafta Süper Kupa'ya kaybetmeden çıkmak istedi. Doğru. Arada hani Süper Kupa olmasın, başka bir fiksürde olsun. Bu maç biraz daha iki takım galibiyet odaklı hareket edebilirdi. Yani ben abartmayayım 25. dakikada bu maç beraber biter dedim zaten izlerken. Ben de 11. dakikada dedim şahitlerim var. <laughs> Şimdi e, Kartal Yiğit. Fred'in yokluğu, İsmail Kartal'ın kontrollü oyunu evinde e, Fenerbahçe'nin e, iki puanı kaybettiği şeklinde taraftarların bir değerlendirmesi. Şimdi Galatasaray belki skor olarak e, kazanamadı ama ben Galatasaray'ı kazanmış sayıyorum. Oyunun da hakimiydi Galatasaray? Evet. Galatasaray daha e, e, ne yaptığını bilerek oynadı. Şimdi Kadıköy deplasmanından rakibinizden şampiyonlar rakibinizden evinden bir puan alıyorsunuz. Bence Galatasaray burada başarılı. Yani Okan Hoca istediğini elde etti. Sonuçta rakibiniz size şampiyonluğun belki Tek maça kalacağı bir e, zamanda kendi sahanıza gelecek. gelecek. Düşünsenize o ortamı. O yüzden ikili avarajda Galatasaray'ın öne geçmesi, buradan puan alması ben değerli buluyorum. Açıkçası ben Fenerbahçe'nin e, çok daha e, istekli, çok daha hücumu düşünen, yani galibiyete şartlanmış taraf olarak bekliyordum. Hayal kırıklığına uğradım. Yani e, Fenerbahçe'nin kadrosu da Galatasaray'ın kadrosu hemen hemen eşdeğer. Yani çok fazla fark yok. Belki savunmada problemler ya yaşıyor Ya Karma Fenerbahçe. yapsak 5-6 olur. Yani bir takımdan 5 tane alırsın bir takım 6 öyle 4'e 7 çıkmaz. Evet, yani evet. eşit ağırlıkta iki takımda Galatasaray'ın savunması daha oturmuş. Fenerbahçe'nin savunması yumuşak karnı. Ama onun dışında bu maça kadar özellikle Fenerbahçe'nin kenarları form durumu olarak Galatasaray'dan çok daha iyiydi. Mesela İrfan Can. İrfan'la Tadiç'in zaten skor tabelasına da yansıdı. Yani... Okan Hoca da bunları düşünüyordu zaten. Yani elindeki kadroda evet, Kerem Aktürkoğlu'nu ayrı tutuyorum ama za henüz performans anlamında iyi değil. İşte Hakim e, ziyet, bir sakat dönüyor, bir var bir yok. Tete bir var bir yok. O anlamda Okan Hoca da Fenerbahçe'nin bu yönlerinin e, ağırlıkta olduğunu biliyordu ama karşısına belki o da bu şekilde bir Fenerbahçe çık çıkacağını tahmin edemedi. Şimdi haftalardır sezon başından beri sağ çizgide ee, inanılmaz oynayan bir İrfan Can var. Ben buradan İsmail Hoca'ya sormak istiyorum. Böylesine bir maçta e, niye bu değişikliği yaptınız? Tamam İrfan Can'ın gerçek yeri evet orta saha olabilir. Ben de hep söyledim. Ortada çok daha farklı oynayan bir İrfan Can vardı ama bu sezon değil. Bu sezon kenarda müthiş işler yapan ve takımı da buna alıştıran bir İrfan Can vardı. Geldin geldin böylesine bir derbide İrfan'ı aldın. Belki zorunlu olarak yaptın. Fretin yokluğunda. Cengiz'i oynatmak Oraya, için sanki yapılmış bir... Öyle yaptı ama yani. Cengiz, zaten hatasını anladı. Anladım. Ne yaptı evet, hemen? İkinci yarı hemen değiştirdi. Er Hatadan dönmek Erdemdir Güzel. Tamam. Ee, tebrik ama ediyoruz ama... Ama sonra da ikinci yarı hiç hamle yapmadın. Hiç hamle yapamadın. İsmail Hoca yapamıyor zaten. Şey hamlelerde bir sıkıntı var. Bak hamlelerde bir sıkıntı var. Okan Hoca da zaman zaman hamlelerde sorun yaşıyor. Geç yapıyor. Ama bu maçta öyle değildi. Okan Buruk yaptığı değişikliklerle maçı kazanmak istedi. Kazanmak istediğini gösterdi. Demin ne dedi Mehmet? Halil'i aldı işte şey. Bakan bu aldı. Üçünü birden oyuna soktu. Çok doğru tespit ben de onu söyleyecektim. Ya Ceko'yu niye çıkarıyorsun? Ceko ile dön ikiliye. 4-4-2'ye dön. İkili Santrafor'a dön. Belki maçı koparacaksın. Basra'yı zaten son dönemde iyi. Son maçta 3 gol atmış. Kenarda da oynayabilir. Kenarda Eşiktaşlı da oynayabiliyor. Ay, şeye dön ya 4-4-2'ye e, dön. Ne olacak? Zaten kalmış 20 dakika. Ceko ile beraber oynat. Senin elinde Ceko var, Basuay var. Ben yani kazanmak zorunda olan taraf Fenerbahçe'ydi. Yani bir puana kimse sevinmesin. İsmail Hoca maçtan sonra işte bir puan böylesine maçta değerlidir falan diyor ama ben katılmıyorum. Çoğu Fenerbahçeli'ye sor. Hepsi diyecek ki ne diyorsun hocam? Ne, ne değerli o? Sen evinde Galatasaray'ı yenmek durumundasın. Şampiyon olmak istiyorsan işin, işin, ama işin göre kısmını şimdi. düşüneceksin. Geçen sezon iki tane derbiyi de çok net oyunla kaybetmişsin. Ben maçtaydım Ezgi ve Fenerbahçeler gayet maç öncesi. Maç oynasın kazanalım. Belki bu deplasman derbisinde bir puan deplasman tarafı için değerlidir ama ev sahibi için aynı görüşte değilim. Bence de. değil. bu kazanmak maç Fenerbahçe değil. Fenerbahçe iki puan kaybetti, Galatasaray bir puan kazandı. Bence Galatasaray kazandı. Ben maçın kazananı Galatasaray olarak görüyorum. Oyunun veriyorum. da ben bu arada, oyunun ağırlığı çok Galatasaray'daydı. Galatasaray'ın evet. istediği şekilde geçti. Yani ben Fenerbahçe'ye hakikaten maç başlar, öyle bir hayal ettim ki maçlarını. Cadde arkadaşlarla konuşuyorduk bizim orada. Ya dedim Fenerbahçe sanki kazanmaya yakın taraf görüyorum dedim. Yani kenarları iyi, formda oyuncuları var, Cekos'u işte Bir isim Tadici. söyleyeyim mesela Ferdi hiç oyuna giremedi. Hiç Ferdi hiç Çünkü yoktu. Çünkü karşısında Hakim Ziyech bence tedirgin etti. Evet. Tadiç çok iyi diyorduk. Karşısında o da öyle. çok atletik evet. bir Saşa boyu Sasha, görünce evet. oyundan alınan ikisi, ikinci isim doğru, oldu Fenerbahçe'de. Doğru. Oyundan düştü. Yani Okan Hoca'nın buradaki Rahatsız edici planları ya, tuttu. Barış Alperenmesi tuttu. Barış, tuttu. Sol bekte de çok dinamikti. Evet. O sahaya kart aldırdı. O sahayı zorladı. 2-3 pozisyonda ilk yarı. Ya ben... E, şunu söyleyeyim. Bu sezon... E, Sağda en etkisiz Ferdi'yi gördüm. Bak en etkisiz. Tamamen... E, Fenerbahçe'nin... E, kenarlarını, kanatlarını... E, yok etti. Galatasaray. Okan Buruk. O yüzden öyle de olunca zaten... Bu sefer Galatasaray daha... E, Özgüvenle oynamaya başladı. Ama... Fenerbahçe'den böyle bir oyun beklemiyordum. Ve böylesine bir e, taktik anlayışı beklemiyordum açıkçası. Daha çok rakibin e, ilk başlardan itibaren rakibi ön alana sıkıştıracak, savunmasından çıkarmayacak. İşte Ceko'yla, gerilerden Simanski ile e, kenardan işte İrfan öyle bekliyordum. Böyle bir kadro bir bekliyordum. Bir ekle ama yapayım Kartal maçta. Duran topları da çok etkisiz kullandı Fenerbahçe. Evet. Mesela Galatasaray'ın duran topları bence daha heyecan yarattı. Bir tanesinde zaten Abdülkerim, Libakoç ya da Abdülkerim'e çalışılmış setler olduğunu gördük Galatasaray'da. Evet, evet, doğru. Hep Abdülkerim oynadı. Fenerbahçe Ferdi çok kötü kullandı duran top. Arada böyle farklı isimler de kullandı duran topları. Hep aynı oyuncular değil. Kullandıkları duran toplar çünkü maç çok durduğu için, faaliyet kesildiği için ister istemez böyle maçlarda duran top. Mesela Beşiktaş'ın maçının izinde Omar Koli'yi görüyorsun. Evet. O 90 dakika maçı 43 dakikasını izleyebildik aslında. Ya ben da böyle, lazım yani onu, bir maç. Yani onu herkes konuştu gerçi yani maçtan sonra da biz de konuşalım. Böyle bir derbi uzun süredir yaşamadım ben Penaltı yani. tartışmasını da hemen hızlıca bir değerlendirelim. Icardi, Ceko, Fenerbahçe cephesi, Galatasaray cephesi, görüntüler, fotoğraflar. Herkesten farklı bir yorum benim geliyor benim için, benim Mehmet'ten için, geliyorsun. benim için tartışılacak bir nokta yok. Galatasaray'ın penaltısı net şekilde verilmedi ama burada Arda kardeşlere yazmam. Ben Arda kardeşlerin kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum. İki takıma da eşit yaklaştı. Biraz Cüneyt Çakır sil diyebiliriz. Çaldığı faallerle beraberlik oyunu gibi bunu bazen hakem, hakemler maçın başında hissettirir iki takıma da. Kartlar da dengeyi sağladı. E, penaltı pozisyonu da orada Mertens'in ortası Icardi'ye gitmediği için top, çizgi ve out tarafındaydı. Hakemin kaçırması normal oyun içinde ama Var'ın net şekilde müdahale. Evet. E, penaltı artı ben kırmızı kart diyorum, sarı kart kırmızı kart. Bence. Görüntü yani görüntü bir tuhaf bir görüntü yani e, kale arkasından görüntüler çıktı daha sonra yani onu niye e, vardı değerlendiremediler anlamış değilim İlk gördüğümde yani e, canlı seyrederken ben penaltı olduğunu e, söyledim düşün hı hı. düşündüm daha doğrusu ama daha sonra bir iki pozisyon verince sanki yüzüne değil de böyle el boşa çıkıyormuş gibi geldi ama Bak, yine gri. Bak Teşebbüs penaltı var. Bence değil. Net penaltı. Evet penaltı değil diyemem. Bak penaltı değil diyemem. Yüzde yüz penaltı da diyemem ama penaltı da vesi ya vardan penaltı kararı çıksaydı da yani niye çıktı demezdim. Ve ilk anda zaten kesin penaltı dedim ben. i̇lk yani anda yüzüne yüzüne geliyor gibi. Yani yüzüne geliyor. Ben, teşe ben indiriyor teşe teşebbüs yani. benim Peki. için önemli. Yani teşebbüs. Ben de teşebbüs olarak görüyorum. Ama yüzüne sanki bir darbe yokmuş. Ay, teşebbüs geliyor. de yeterli penaltı olması Yani için. penaltı şey. verse var çok kişi itiraz etmez Peki. onu söyleyeyim. Devam edeceğiz. ikinci saatten itibaren Süper Kupa ağırlıklı konuşacağız değerli izleyenler iki takımı da araya gidiyoruz. Saat başında buradayız.